olmadığı için veya zayıf olduğu için, etkisiz olduğu için bu haldeyiz zaten. Olsaydı hani bir hadis-i şerifte var ya, Efendimiz anlatıyor sahabeyle konuşurken, vay o gün sizin halinize, hani akbabalar gibisin, üzerinize üşecekler, mallarınızı yağmalayacaklar, canlarınıza kastedecekler filan diye bir hadis-i şerif var. Yani tam metnini hatırlamıyorum, herkes bilir. O zaman sahabe soruyor, ya Resulallah, o zaman Müslümanlar az mı olacak? Hayır diyor, az olmayacak diyor. Bilakis çok fazla olacaksınız ama rüzgarın önündeki saman çöpleri gibi olacaksınız diyor. Kıymetsiz olacaksınız diyor. Yani Müslümanlar, bugünkü İslam coğrafyası, beşeri unsur olarak diyorum, insan unsuru olarak maalesef dünyada en niteliksiz, en eğitimsiz, en kalitesiz, en az üreten, en az katma değer ortaya çıkaran, en az bilimsel çalışma yapan, işte yalanın en çok olduğu filan, böyle bir coğrafyayız. Ama öte taraftan yeraltı zenginlikleri var. Jeopolitik konumu çok önemli. Yani Müslümanların yaşadığı coğrafya bütün yeryüzündeki insanlık tarihinin en eski coğrafyası. İlk tarımın yapıldığı, ilk tekerleğin bulunduğu, ilk anlaşmaların yapıldığı, insanlık burada gelişmiş. Ve hani jeostratejik olarak da dünya haritasına baktığınızda dünyanın ortası bizim Nasrettin Hoca'nın dediği gibi şey çıkıyor. Akşehir çıkıyor yani. Türkiye çıkıyor bir yönüyle. Orta Doğu. Çok önemli. Ama şimdi bu çok önemli bir kıymetin sahipleri akılsız ve manipülasyona açık. Hani 5-6 yaşındaki bir çocuğun elinde bir mücevher var. Ne? Kaşıkçı elması mıydı eskiden bildiğimiz? Yani şimdi bir sürü o elmasa göz koyan var. Yani o çocuğun elinden o elması alırken gerekçe üretmesi lazım. Çocuk bana işte sövdü demesi lazım. Bir de abi şöyle, hani bir elmas belki şey oldu, akan çeşme gibi de düşünün. Sürekli gelen petrol var. Yani elmas bir defa alırsın biter ama bu coğrafyanın her türlü değeri sürekli akıyor. 100 yıldır özellikle. Yeraltı zenginlikleri müthiş. Ya herkes buradan yararlanmak istiyor. Yani bu çocuğun bir serveti var. Hani şey demeyelim de altın akan bir servet çeşmesi var çocuğun. Babasından dedesinden miras kalmış ama çocuk akla ermiyor. Biri geliyor, bu çocuk bana sövdü diyor, bir tokat vuruyor alıyor. Öbürü geldi diyor, bu bana yan baktı diyor. Öbürü karıma laf attı diyor filan. Herkes çocuğun bir şekilde o malına mülküne çöküyor. Yani İslam dünyası böyle. Ama benim ümidim var. Şimdi bu hani yaşadığımız göçler bir yönüyle de hani adamların buraları işgali, Batı'da bunu düşünenler var. Bugünkü sağın Avrupa'da ve Amerika'da yükselmesinin münhasıran sebebi aslında 30 yıl önceki Batı'nın işgalleri. İşgal. Yani iyi kötü Irak, Saddam vardı ama bir stabil devletti. Suriye stabil devletti. Libya stabil bir devletti. Türkiye stabil bir devletti iyi kötü yani. Ama bu işgallerle, yani 1. 2. Körfez Savaşları'ndan sonra bu ülkeleri destabilize ettiler, istikrarını bozdular. Ve bu şu anda göç şeklinde Afganistan keza batıya akıyor insanlar. Nereye gidecek bu insanlar? Ve sürekli batıdaki aşırı sağı yükseltiyor bu. Bu hani bir çatışma alanı oluşturmakla birlikte benim görebildiğim, burada ben hani başka Müslüman gençlerle de muhatap oluyorum. Bu bir tarafı ama öbür taraftan da aslında Batı dünyasında çok ciddi, nitelikli, eğitimli bir Müslüman genç nesil geliyor. Düşünen, üreten, hani hizmetin dışında da ciddi bir potansiyel var. Hizmet bu potansiyeli olumlu yönde etkileyebilir. Hizmetin o pozitif, hani müsbet hareket yönüyle bunu o siyasal İslamcı yaklaşımlardan uzaklaştırıp daha müsbet, daha verimli yöne çevirebilir. Belki de Batı'daki hizmetin temel misyonlarından birisi bu olmalı. Bu yönüyle ümitliyim. Burada aslında yeni genç bir nesil geliyor ve bu çocuklar, bu Müslüman çocuklar hayatın içinde de etkiler. Yani işte ben İngiltere'de özellikle görüyorum. Yani dün işte bir firmaya gittik. Tamamen Müslümanların. Neydi? El Almurat diye bir şirket kurmuşlar. Müslümanların müthiş şirketleri var, kuruluşları var filan. Yani böyle bir yükselen bir Müslüman nüfus ve gençlik de var. Bunlar Allah'ın izniyle iyi değerlendirilirse bu coğrafyalarda bir dönüşüme de sebep olabilir. Ama değerlendiremezsek de şu Hollanda'daki aşırı sağın yükselişi gibi, arkasından da işte bu tür olaylar olursa, Allah korusun mesela, bu aşırı sağ yükselirken, göçten dolayı bu ülkeler bunalmışken, birkaç tane terör saldırısı olsa, birkaç Müslüman densiz, edepsiz çıksa, bir şeyler söylese, kamuoyunun bir anda döndüğüne de şahit olabiliriz.